Şehitlerimiz var. Öncelikle hain PKK terör örgütü tarafından Şırnak'ta, Hakkari'de, Mardin'de, Diyarbakır'da gerçekleştirilen kahpe saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerimize, askerlerimize, polislerimize, sivil masum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onlarca yaralımız var. Yaralılarımıza da Yüce Rabbim'den acil şifalar niyaz ediyorum. PKK ile etkin bir şekilde bölgede mücadele eden, kahramanca mücadele eden asker ve polislerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun diyorum. Tabii bu mücadelenin aslında bugün yapılması lazım. Biz bunu bugün söylemiyoruz. Daha önce de dile getirdik. PKK ile topyekun mücadele yapılmıyor, eksikler var diye finans kaynaklarına yönelik mücadele tam olarak yerine getirilmiyor. Sivil ayağına karşı lojistik destek sağlayan belediyelere karşı yardım yataklık yapan oradaki PKK sempatizanlarına karşı operasyonlar yapılmıyor. Topyekun bir mücadele sergilenmiyor diye bunu defalarca, yıllardır dile getiriyoruz ve maalesef bu eksiklik hala devam ediyor. Topyekun bir mücadele sergilenmediği takdirde Allah korusun yine PKK'nın, hain PKK'nın bu tür kahpe saldırılarıyla karşı karşıya kalırız. Hem şehitler vermeye hem sivil masum vatandaşlarımızı kaybetmeye, yeni gaziler meydana gelmesine sebep olur diye düşünüyorum ve bu mücadelenin topyekun etkin bir şekilde verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hala Kandil'den oradaki İranlar ve diğer sözde yöneticileri Türkiye'yi, ülkemizi tehdit eden şehir savaşlarından başlayacağını söyleyen açıklamalar yapılıyor. Artık Kandil'in ortadan kaldırılmasının şart olduğu gerçeğiyle yüzdeyiz. Sadece Kandil değil, Suriye'nin kuzeyindeki PYD'nin de, YPG'nin de, YPG'nin de ortadan kaldırılma zorunluluğu var. Eğer bunlar ortadan kaldırılmazsa, dediğim gibi biz, bu millet ve devlet, ülkemiz PKK ile mücadelede bedel ödemeye devam edecek. Tabii burada bir konu da biliyorsunuz, 15 Temmuz o hain kahpe darbe gecesi öncelerinde biliyorsunuz PKK'nın siyasi ayağına yönelik dokunulmazlıklar kaldırılmıştı. Ama onunla ilgili daha sonra hiçbir girişimde bulunulmadı. Bunların da unutulmaması ve PKK ile mücadelede tüm unsurlarıyla mücadele etmenin şart olduğunu bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum. Tabii Rusya ile ilişkiler, biz Büyük Birlik Partisi olarak elbette ki tüm komşularımızla iyi ilişkiler kurulmasını ve Türkiye'nin bu iyi ilişkiler neticesinde de hem Türkiye'nin hem coğrafyamızın lehine olan politikaların üretilmesini ve geliştirilmesini doğru bulduğumuzu daha önce de ifade ettik. Türkiye, Rusya'yla yeniden başlatılan görüşmelerin de bu anlamda olumlu bir adım olarak görüyoruz. İnşallah hem bu Türkiye için, hem Türk coğrafyası için, hem de Suriye'de gerçekten iç savaşta hayatını kaybeden yüz binlerce masum insana yeni masumların eklenmemesi adına Türkiye ve diğer ülkelerde bulunan mültecilerin tekrar ülkelerine dönerek kendi vatanlarında özgürce güven içerisinde yaşayacakları bir Suriye'nin yeniden tesis edilmesi açısından önemli bir adım olarak görüyoruz. İnşallah bu umudumuz boşa çıkmaz ve Suriye'de iç barışa Türkiye-Rusya yakınlaşmasının olumlu bir adım atılmasına sebep olur. İç savaşın durdurulmasına sebep olur ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü de muhafaza edilerek
Suriyeli kardeşlerimizin kendi ülkelerinde kardeşçe, huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayacakları bir ülke tekrar tesis edilir. Bu ümit içerisindeyiz. Tabii bununla birlikte özellikle Bayır Ocak'ta başlayarak Suriye'deki Türkmen varlığında güvenli bir şekilde yaşamasına da kendi yurtlarında özgürce yaşamalarına da bir katkı sağlar düşüncesindeyiz. Yine PKK ile mücadelede, PYD ile mücadelede inşallah bu görüşmenin de, bu yakınlaşmanın da olumlu sonuçlarını alırız diye ümit ediyorum. İnşallah bu ümitlerimiz boşa çıkmaz. Değerli basın mensupları, kıymetli dava arkadaşlarım, tabii Türkiye 15 Temmuz gecesi paralel devlet yapılanması, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki cuntası tarafından çok kahpe, vahşi ve kanlı bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Allah'a hamd olsun. Yüce Rabbimin inayeti, milletimizin feraseti ve milli iradeye sahip çıkma ruhu, devletimizi yönetenlerin hasreti, siyasi partilerimizin tamamının milli iradenin yanında durması, sivil toplum örgütlerinin hakeza, medyamızın hakeza, tamamına yakınının bu duruşu sergilemesi, hükümetin aynı şekilde bir duruş sergilemesi, meclisin kararlı bir duruş sergilemesi neticesinde bu darbe girişimini de Türkiye olarak atladı. Tabii öncelikle burada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 240 şehidimizi bir kere daha minnetle ve şükranla anıyoruz. 2000'den fazla yaralı kardeşimiz var. Onlara da Rabbimden bir an önce acil şifalar niyaz ediyorum. Tabii burada Türkiye'nin tekrar bu ve buna benzer kahpe darbe girişimleriyle, ister direkt olsun, ister postmodern darbe girişimleri olsun, ister en muhtıra şeklinde olsun, tekrar karşılaşmaması için elbette ki bir takım tedbirler alınıyor. Ama bu tedbirlerin anayasal güvenceye de alınması lazım. Ve Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka 1980 darbecilerinin yazdığı, uygulamaya koyduğu bu 82 darbe anayasasından kurtulup sivil demokratik yeni bir anayasaya kavuşması gerekiyor. Tabii devlet daha önce de ifade ettim, olağanüstü hal ilan edildi. Elbette ki kendini koruyacak, refleksleri gösterecek, adımlar atacak. O hal ilanı bunlardan bir tanesi, kanun hükmünde kararnameler, bunun getirdiği bir sonuç. Ama burada daha önce de yaptığımız vurguyu tekrar yapıyoruz. Adalet her şeyin başıdır. Adalet çizgisinden ayrılmadan terazi doğru bir şekilde ölçerek bu işlerin de yapılması gerekiyor. Yani kurunun yanında yaşın yakılmaması gibi bir zorunlulukla karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada özellikle yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının ne denli önemli olduğu gerçeğiyle de yüz yüze geldi. Dolayısıyla bundan sonra behamahal yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı üzerine ki mecliste bulunan 3 siyasi partinin bu konuda görüştüklerini ve bir ön fikir birliğine varlıklarını duyuyoruz. Bundan memnunuz. Biz de bunlara hem yeni anayasa konusunda hem yargı konusunda katkı sağlamak istediğimizi de ve bu konuda bir talep olursa bunu yerine getireceğimizi de buradan bir kere daha bildirmek istiyorum. Ama yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı çok önemlidir. Geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması ve yeni mağduriyetler ya da mağduriyetler alanlarının oluşturulmaması bu konudaki önceliklerden bir tanesi olmalıdır. Kıymetli basın mensupları ve değerli dava arkadaşlarım, tabii biz de Büyük Birlik Partisi olarak ilk günden itibaren, ilk gece darbe ilk duyulduğu andan itibaren darbeye karşı net tavrını koymuş ve herkes bir yerlere saklanırken Ankara sokaklarında darbeye karşı direnmiş ve resmi olarak da ilk açıklamasını yapmış siyasi partilerin ve siyasi parti genel başkanların başında geliyor. Çünkü bizim
ilkesel bir duruşumuz var Büyük Birlik Partisi olarak. Kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın, biz darbelerin her türlüsüne karşıyız. Mısır'da da darbe yapıldı, o zaman da karşı olduk. Ve medya mensupları hatırlar, hatta Mısır İstanbul Başkonsolosluğu bizzat partimizi arayarak bu darbeye karşı yaptığımız açıklamayı bizden istemiştir. Çünkü ilk net Mısır'daki darbeye karşı da tepki koyan parti bizdik. O zaman da şunu söyledik, sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde olursa olsun milli iradeye karşı kim bir darbe girişiminde bulunursa Büyük Birlik Partisi ilkesel olarak bunun karşısındadır dedik ve karşı olduk. Değerli arkadaşlar, tabii bundan sonra biz bütün önce divan heyetimizi, sonra Merkez Karar Yönetim Kurulumuzu, sonra il başkanlarımızı toplayarak değerlendirme yaptık. Ve burada teşkilatlarımıza gönderdiğimiz genelgede, eğer teşkilatlarımızın içinde de işte bu Fethullahçı terör örgütüne mensup, paralel devlet yapılanmasına mensup sızmalar varsa bunların tespit edilmesini ve bir an önce partimizle ilişkinin kesilmesi noktasında ilçe, il ve dediğim gibi merkez teşkilatlarımıza da bu konuda yine ilk uyarı yapan, ilk bu konuda teşkilatlarını, il başkanlarını, merkez kararını toplayarak bu konuda ilk adımı atan siyasi partidir, Büyük Birlik Partisi'dir. Bu konuda dediğim gibi bir takım uygulamalar da gerçekleştirdik. Ama bunların sayısı henüz bize ilçelerden ve ilçelerden gelip netleşmiş değil. Önümüzdeki günlerde bu konuda da basın mensuplarımızı ve kamuoyunu daha net bir şekilde bilgilendireceğiz. Kıymetli basın mensupları, tabii rahmetli şehit liderimiz Muslim Başkanımızın 8 yıldır ayrılatılamayan ve en son Haziran ayının son haftasında, yani 2016 Haziran ayının son haftasında 132 şüpheliyle ilgili verilmiş bir taksitli kararı vardı. Biz bu karara 13 Temmuz'da, yani bu hain darbe girişiminden sadece 2 gün önce taksitin kaldırılmasıyla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına bir itiraz dilekçesi vermiştik. Ama üzülerek ifade ediyorum burada, o dönemde medyadan elbette ki az olsa sesimiz olanlar oldu ama medyanın büyük bir çoğunluğu, diğer siyasi partilerimizden, meclisimizden ve kamuoyundan gerekli desteği, gerekli hassasiyeti göremedik. Keşke o gün gösterilmiş olsaydı, belki bugün bunu yapanlar istismarcılıkla suçlanmamış olabilirler. Bazılarıyla ilgili söylüyorum. Şimdi ve neticede şöyle bir gerçekle yüzleştik. Fotoğrafla karşı karşıya kaldık. Darbe gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızı öldürmeye ya da almaya giden ekibin içerisinde iki isim ön plana çıktı. Bunlar rahmetli şehit liderimizin ve arkadaşlarımızın içinde bulunduğu ve düşen helikopterin üzerindeki GPS aletlerini söken İki hain. Bunlardan bir tanesi başçavuş Aydın Özsüzek ve bir tanesi de kurmay yargay pilot Davut Uçuk. Biz hemen anında 15 Temmuz'da pazartesi günü bunlarla ilgili hem Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne hem de Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk ve bu suç duyurularıyla ilgili yeniden soruşturmalar başlatıldı. Ve biz de avukatlarımız aracılığıyla hem parti hem de aile olarak bu soruşturmaların dün olduğu gibi bugün de takipsiz, yarın da takipsiz olmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar, aydınlanana kadar peşinde olduğumuzu daha önce de ifade ettim ve buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum. Tabii televizyonlarda akşamları itirafçılar görüyorsunuz. Yani daha önce bu FETÖ kurumu içerisinde yer almış. Ama bir sebeple ya ayrılmış ya kovulmuşlar, itirafçılar var. Şimdi bunları konuşuyorsunuz, konuştuktan görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesinin çok büyük bir iftirasıyla Türkiye karşı karşıya kaldı. Bu da Büyük Birlik Partisi'nin kuruluş döneminde şehit liderimizin, Muslim Başkanımızın Fethullah Gülen'le görüştüğü, onun tepkinleriyle ayrıldığı meşrebeden, Büyük Birlik Partisi'ni kurduğu ve hatta kendisine maddi yardımda bulunuldu.
Bunu o gece de söyledim. Buradan bir kere daha söylemek istiyorum. Bu alçakça ve kahpece yapılmış bir iftiradır. Evet, Muhsin Yazıcıoğlu manevi o dönemdeki, yani 1993 şartlarından bahsediyoruz. 93 şartlarında elbette ki Türkiye'nin manevi büyüğü olarak kabul edilen herkesle ve herkesinle görüşmüş olabilir. Ben görüşmüştür ya da görüşmemiştir demiyorum. Çünkü öyle bir bilgiye sahip değil. Ama dediğim gibi birisinin hele ki kula kulenin telkiniyle ayrıldı ya da maddi bir takım imkanlar kendisine sunulduğu, partiye sunulduğu iddiası alçakça ve kahpece yapılmış bir iftiradır. Bunu reddediyoruz, bu doğru değildir ve bununla ilgili de aileyle birlikte elbette ki bu iftirayı yapanlar hukuk önünde de bunun hesabını verecekler ve hukuk içerisinde de bunun hesabı sorulacak. Büyük bir karşı bugüne kadar rahmetli şehit liderimiz Müslüm Başkanımızın da dediği gibi hiçbir güce, içeride ya da dışarı Allah'tan başka, milletten başka hiçbir güce dahil olmamıştır. Hep hakkın, halkın ve milli iradenin yanında durmuştur. Her şartta ve her koşulda, her durumda milli iradenin yanında durmuştur. Ve dün de bu parti sevenlerinin, yöneticilerinin aidatlarıyla, bağışlarıyla ve tabanının çocuklarının süt parasından ya da ailelerinin rızkından keserek verdiği paralarla bu hareketi 3 yıldır ayakta durmuştur. Bugün de öyledir ve inşallah yarın da öyle olmaya devam edecektir. Bugüne kadar dediğim gibi ne kimseden emir aldık, ne kimseden para aldık, ne kimseye boyun eğdik. Dolayısıyla neye inanmışsa onu yaptık. Hata yapmış olabiliriz. Yani ama neye inanmışsak onu yaptık. Elbette ki hata da yapmışsak milletimizden de kamuoyundan da özür dilemeyi biliriz. Değerli basın mensupları, kıymetli dava arkadaşlarım. Tabii bu sabah bunu da bizden duyurmak istedim. Henüz basına düşmemiş bir bilgi. Bugün sabah saat 10 sularında Mersin'de ikamet eden Genel Başkan Yardımcımız Kaptan Kartal Bey'in gözaltına alındığı bilgisi bize ailesi tarafından ulaştırıldı. Hangi kapsamda gözaltına alındığı ile ilgili henüz bir bilgi edinemedik. Ben yetkililerle hem Sayın Valide hem Başsavcılık'la yaptığım görüşmelerde, arkadaşlarımız yaptıkları görüşmelerde bu konuyla ilgili bize henüz şu ana kadar net bir bilgi verilmedi. Hangi kapsamda gözaltına alındığı, neyle suçlandığı konusunda bir bilgimiz yok. Bu konuda geniş bir bilgi aldığımızda, doğru bir bilgi aldığımızda sizi de bilgilendireceğiz. Bize de sadece şu anda gözaltına alındığı bilgisi verildi. Ve biz tabii ki parti olarak bu konumunda takipsiz ve elimize yeni bilgiler geldiğinde de sizlerle bunu paylaşacağız.